Merhaba sevgili yengeçler, 29 Aralık 5 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, 2013 yılı artık bitiyor ve 2014 yılına giriyoruz. Yılın son haftasında gökyüzünde özellikle öncü gruplar arasında yoğunlaşan gezegen hareketleri dikkat çekiyor. Öncü grup olduğunuz için sevgili yengeçler, bu gezegen hareketleri de sizi oldukça etkileyebilir. Yıla yeni ayla başlayacağız. 1 Ocak'ta 10 derece Oğlak Burcu'nda yeni bir ay doğacak. Yeni ay öncesinde gökyüzünün konumunu incelediğimizde hafta içerisinde özellikle öncü gruplarda sert etkileşimler var. 29 Aralık'ta Merkür-Uranüs karesi var. Oğlak Burcu'ndaki Merkür, Koç burcundaki Uranüs arasında oluşuyor. Hemen ardından yine Oğlak burcundaki Güneş Uranüs karesi oluşacak. 30 Aralık'ta, 31 Aralık'ta da Oğlak burcundaki Merkür, Güneş, Plüton arasındaki kavuşumla beraber Terazi burcundaki Mars karesi ve Koç burcundaki Uranüs karesi gökyüzünde tek kare görünüm dediğimiz öncü bir kare oluşturuyor. Yengeç burcundaki Jüpiter'de birkaç derecelik orb aralığıyla birlikte bu tek kareyi etkinleştiriyor ve büyük bir kare görünüm gökyüzünde görülüyor. Gerçekten zorlayıcı bir görünüm. Özellikle öncü gruplar etki altında olabilir. Bazı kontrolü zor durumlar oluşabilir. Bu şiddet olayları oluşabilir, ani kavramlar, ilişkilerde stres, gerilim, ayrılık, beklenmedik durumlar, kazalar söz konusu olabilir. Çünkü Uranüs'ün, Mars'ın, Merkür'ün, Plüton'un hepsinin etkileşimde olması kişisel olabileceği gibi toplumsal bazda da zorlayıcı bazı olaylara neden olabilir. Bu hafta özellikle yılbaşı zamanı biraz daha temkinli olmalıyız, daha sakin kalmaya, ilişkilerde biraz daha anlayışlı olmaya, sağduyulu olmaya çalışmalıyız. Bunun yanı sıra riskli ortamlardan kaçınmalı, gerekli tedbirleri almalıyız. Özellikle seyahatlerimizde veya kalabalık ortamlara girdiğimizde, ilişkilerimizde kontrollü olmamız gereken bir haftadayız sevgili yengeçler. Doğum gününüz özellikle Haziran sonu ve Temmuz başıysa bu etkileri daha da yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Evet, 1 Ocak'ta saat 13:15'te 10 derece Oğlak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Yeni ay sizin karşıt burcunuzda olacak. Dolayısıyla ilişkiler konusuna dikkat çekiyor. Ortaklıklar konusuna dikkat çekiyor. İlişkilerinizle ilgili ciddi değişimler, dönüşümler içerisinde olabilirsiniz. Bu yeni ayın, öncü grup yeni ayının sert ve zorlayıcı enerjileri size ilişkiler konusunda yeni adımlar atma cesareti verecektir. Belirgin bir şekilde radikal değişimler söz konusu olabilir. İlişkilerinizle ilgili yeni girişimler söz konusu olabilir. Sorunlu bir ilişkinin bitmesi için gökyüzü enerjileri sizi destekleyecektir. Veya iyi giden bir ilişkinizin daha ciddi boyutlara taşınması için yine hızlı ve kalıcı adımlar atabilirsiniz bu yeni ayın enerjisiyle birlikte. İş ortaklıkları ile ilgili yine aynı şekilde değişimler, yeni başlangıçlar, dönüşümler söz konusu olabilir. Oğlak burcundaki gezegen hareketlerine Terazi burcundaki Mars'ın özellikle kare yapması, Koç burcundaki Uranüs'ün sert açısı birazcık huzursuzluk ve gerginlik yaratabilir. Stres yaratabilir. Kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Veya karşınızdaki kişiden ani çıkışlarla veya baskıcı bazı tavırlarla karşılaşmanız mümkün. Biraz daha anlayışlı, sağduyulu davranmamız gereken bir süreçte olacağız. Riskli eylemlerden kaçınmalı, kendimizi bir şekilde korumalıyız ve gerekli tedbirleri de almalıyız sevgili yengeçler. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Günlük yorumları da günlük videolarımızdan ayrıntılı olarak takip edebilirsiniz sevgili yengeçler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Hoşça kalın.